Hepinize merhaba arkadaşlar. Size söz verdiğim gibi Uruguay'da yaşamak hakkındaki sorularınızı cevapladığım bir videoda daha sizlerleyim. Bu arada kusura bakmayın, hani videoyu ayın 27'sinde yayınlayacağımı söyledim ama 27'sinde ancak çekebiliyorum. Neler oldu derseniz, tabii biliyorsunuz Arjantin'e gittik geldik vesaire. Onların videoların editleri, her bir videoyu editlemek, yayını hazırlamak aşağı yukarı 2 gün sürüyor. Baya böyle gözlerim şişti, yoruldum. Bugün de Uruguay'da bir seçim günüydü. Referandum yapılıyordu. İşte Uruguay'ın bazı kanunlarının, daha doğrusu 500 adet kanunun değişmesi ya da değişmemesi konusunda. Burada Fransız bir aile var. Onlar da bizim arkadaşlarımız. Geçen sene bahsetmişizdir işte bahçelerinden zeytin topladık vesaire diye. Onlar bizi Paris'e çağırdılar falan filan derken bugün de ancak akşamüstü yapabildim bu videoyu. Umarım yarına yayınlama şansım olur ama 28 olmazsa 29'unda bu video sizlerle. Videoya başlamadan önce hepinizden ricam, lütfen videolarımızı beğenin, yorumlar yapın. Bir nokta dahi olsa yaptığınız yorum bizim için çok çok önemli. Bu kanalımızın daha ileriye çıkmasına, bunun haricinde de YouTube tarafından algoritmada ilerlemesini sağlıyor. O yüzden bizden beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Şimdi gelen sorularınıza geçeceğim. Kıtalar arası malum uçak bileti fiyatları çok yüksek. 6 ay veya 1 yıl sonrasına baktığımda bile Güney Amerika'ya gidiş dönüş uçak bileti fiyatı 20-30 bin lira civarında demiş bir izleyicimiz. Yani uçak bileti almak için çok çok farklı seçenekler var. Benim size tavsiyem 6 ay veya 1 yıl sonrasına bakmayın. Son 1 aylık döneme bakın. Çünkü uçuştaki yerler doldukça veya uçuşta boşluklar kaldıkça bilet fiyatları ucuzluyor. O yüzden 1 aylık periyodu öngörebilirseniz daha iyi. Bununla ilgili bir video yapmıştım. Onun da kartını koyuyorum şurada yukarıya. Oradan bakıp hani uçak biletlerini ne kadar nasıl ucuza alabilirsiniz, onların da açıklamasını yapmıştım. Oradan görme şansınız var. Yani uçak fiyatlarını çok daha düşüğe bulmanız mümkün. 20-30 bin liralar ödemeniz gerçekten çok çok büyük rakamlar. İyi araştırma yaparsanız, uygun seçenekleri değerlendirirseniz ve o videoda anlattıklarımı göz önünde bulundurursanız daha ucuz seçeneklerle bu tarafa uçmanız mümkün. Bir başka izleyicimiz kadın erkek ilişkileri nasıl diye sormuş. Burası ve çoğunlukla Latin Amerika olduğu gibi anaerkil toplumlardır. Kadınlar burada daha öndedir. Gerek iş sahasında gerek hayat sahasında kadınların özgürlüğü çok fazladır. Kadına herhangi bir kötü muamele bu toplumlar arasında çok çok kötü karşılanır ve tepki alırsınız. Mesela Uruguay'da eşinize herhangi bir şekilde el kaldırdınız, darp yaptınız, acilen hapse atılma sebebinizdir. Ve ayrıca çocuklarınızı göremezsiniz, sizi çocuklarınızdan uzaklaştırırlar mahkeme kararıyla. Ama kadınlar her şeyde önde gider Latin Amerika'da. Özellikle Latin Amerika, işte bu civarlara yerleşmek isteyen bayanlar için buraları gerçekten tercih sebebi. Uruguaylıların Türklere tepkileri nasıl? Aslında bütün Latin Amerika Türkleri seviyor. İlk başta tabii bizi Arap olarak görüyorlar. Bu bizim kendimizi tanıtamadığımızdan. Bizim dükkanımıza gelenler de oluyordu, selamun aleyküm deyip girenler de oluyordu Uruguaylılar. İşte öğrenmişler. Hayır diyordum onlara, merhaba diyeceksiniz, Türkçe'de merhaba denir. İşte selamun aleyküm Arap tabiridir vesaire. Yani biz kendimizi ne kadar tanıtırsak yurt dışında insanlara, ne kadar ülkemizin aydınlık yüzü olursak o insanlar da bizi o kadar iyi tanıyacaktır. O yüzden bu tamamen bizden alakalı, biraz da devlet politikalarından alakalı. Biz maalesef devlet olarak da kendimizi dünyaya çok iyi tanıtamıyoruz. Ama genelde Türkleri seviyorlar, Latin Amerikalılar. Neden çok seviyorlar? Çünkü bizim dizilerimizi çok seviyorlar. En azından ülkemizin aydınlık yüzü olarak öyle bir dizi silsilemiz geliyor. Bunlar da bizler için iyi etkiler yaratıyor. Bir izleyicim yine oraya gelen Ermenilerin Türkler hakkında yaptığı çok kötü paylaşımlar var diyor. Hatta demiş ki Atatürk'ü Hitler'e benzetiyorlar. Ya bu tarz şeye girmek istemiyorum. Neden girmek istemiyorum? Biz böyle bir şey yaşamadık. Birincisi. İkincisi, insanları etnik kökenleriyle karşılaştırmak, etnik kökenleri üzerinden iyi ya da kötü olarak ayırmak benim hayat felsefem dışında. Benim burada çok sevdiğim Ermeni arkadaşım da var. Benim burada çok sevdiğim Kürt arkadaşım da var. Önemli olan insan olabilmek. Siz insanlığınızı karşı tarafa gösterdiğiniz zaman
Muhakkak aynı şekilde de siz yön bulacaksınız. O yüzden etnik kökenleri ben hayatıma karıştırmayı sevmiyorum. Bu bizim ailece yaptığımız bir şey. Bu soruyu böyle geçeceğim. Atatürk'ü Hitler'e benzetiyorlar mı? Hayır, asla kimse Atatürk'ü Hitler'e benzetmiyor. Türkiye'den gelen eski Ermeni kökenliler Mustafa Kemal demeyi daha çok tercih ediyorlar. Atatürk deyince onlarda da farklı bir görüş oluşuyor ama bunu şöyle görün. İnsanlar ne öğreniyorsa onu yaşıyorlar. Yani işte yine din olayına döneceğim belki. Bizler Müslüman bir ülkede doğduk. O yüzden Müslümanlığın iyi olduğuna inanıyoruz. Öbürleri Hristiyan bir ülkede doğdu. Onlar Hristiyanlığı benimsemişler. Kimileri Budizm benimsemişler. Yani hayat böyle bir şey. Hayatın hangi penceresinden bakarsanız onu görmeye çalışırsınız ve görürsünüz. Yine de etnik kimlikler beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Bir başka sorumuz da bir zamanlar Uruguay yani 2014 yılları gibi çok popüler bir ülkeydi. Yaşamaya değer mi? İçinde vatandaşlık almaya, pasaport almaya değer mi? Bence bu da göreceli. Öncelikle şunu söyleyeyim yani Latin Amerika ülkelerinin hangisine giderseniz gidin. Bir kere ülkemizden bir 30 yıl, 20 yıl geri gitmiş oluyorsunuz. Bu bir hayat tarzı seçimi. Hayatınızda neyi yaşamak istiyorsanız öncelikle ona karar vermeniz lazım. Ha buraları çok sakin, çok sessiz, çok güvenli. İnsanlar evlerinin kapılarını kilitlemiyorlar, arabalarının anahtarlarını üstünde bırakıyorlar. Bu da bir yaşam görüşü. O yüzden bunu yapmak isteyen insanların gelip bunu bir deneyimlemesi lazım. İlk önce size uyuyor mu? Sizin hayat standardınız uyuyor mu? Tabii Uruguay'da yaşamak bize çok fazla şey kattı. Daha minimalist yaşamayı öğrendik. Daha fazla doğayla barıştık. Daha fazla insanlarla barıştık. Gülümsemeyi öğrendik. Bunlar çok çok güzel şeyler. Yani bunları yaşamanız ve deneyimlemeniz lazım. Zaten gittiğiniz bir ülkeye böyle pat diye adapte olma şansınız yok. En az 3 ay, 6 ay gideceğiniz, gitmeyi düşündüğünüz ülkede yaşamanız, hayatı özümsemeniz ve ona göre kararlarınızı vermeniz lazım. O yüzden bu soruya da bu şekilde bir cevapla size dönebileceğim. Uruguay'da insanların sanata verdiği değer nasıldı diye sormuşsunuz. Uruguay'da insanlar sanata ve sanatçıya çok büyük değer veriyorlar. Ki bu yine bütün Latin Amerika'yı kapsayan bir şey. El sanatları olsun, dans olsun, müzik olsun, ne bileyim bir ressam olsun. Bunlar toplumun değerli parçaları. Devamlı el üstünde tutuluyorlar. Onlar için zaman zaman organizasyonlar yapılıyor. Sanatçı burada önemli. Size mesela şöyle bir şey anlatayım. Bu yine eşimle beraber 12 sene önce Arjantin'e gittiğimizde gördüğümüz ve gözlemlediğimiz bir şeydi ki çok hoşumuza gitmişti. Arjantin Buenos Aires'te çok tarihi bir kafeterya vardır. Tortoni Cafe. Aynı zamanda akşamları burası restoran haline gelir. Tango şovlar yapılır. Özel bir salonu vardır bunun için. Oraya girdik. İlk tango şovumuzu deneyimlemek için eşimle beraber. Neyse işte fermente üzüm suyu söyledik kendimize bir masada. Güzel çerezlerimiz falan geldi. Bu arada da şov hazırlıkları var. İşte insanların yemekleri geliyor, gidiyor falan. Şov başladı ve bir anda servis durdu. Bütün kapılar kapatıldı. Ne zaman ki şov bitti, servis ondan sonra başladı. Yani bu ne oluyor? Bu insanların sanatçılarına gösterdiği saygı oluyor. Ve o tango dansının yapıldığı dakikalarda inanın çatal bıçak sesi bile duymadık. Yani o kadar sessiz, o kadar pür dikkat insanlar sanatçılarını seyrediyorlardı ki bu saygı bizim çok hoşumuza gitti. Keşke böyle bir şeyi ülkemizdeki sanatçılarımız da yaşayabilse. İşte zaman içinde kültürümüz geliştikçe, medeniyetimiz arttıkça, yani medeniyet sadece yollar, binalar, köprüler değil. Beşeri medeniyet çok önemli. Bunları arttırıp bu medeniyet tuğlalarını bizler üst üste koydukça böyle şeyler de yaşayacağız inşallah. İnsanların mesleğe göre statü ayrımı çok yok aslında. Hani bazı tipler vardır, snoblar. O tipler kendilerini toplumdan biraz daha aykırı görür, biraz daha dışarıda görür ama bu tarz insanlara Uruguay'da hani böyle bir elin beş parmağı gibi rastlarsınız. Onun haricinde burada gidip bir kafeteryada çalışan büyük bir popstarı da görebilirsiniz. Orada kahve servisi yapıyordur vesairedir. O yüzden insanların eşitliği burada çok çok önemlidir. Uruguay'ın insanları seyahat etmeyi seviyor mu? Sevmek yetmez. Para biriktirip gezebiliyorlar mı? Evet, Uruguay'ın insanları seyahat etmeyi seviyor.
Özellikle yaz tatillerinde muhakkak ya ülke içinde ya da ülkenin dışına çıkarak herhangi bir yerlere gidiyor. Uruguaylıların genel seçimi Brezilya ya da Arjantin oluyor yakındaki ülkeler. Mesela burada Brezilya'nın belirli bölgeleri çok popüler. Oralara gidiyorlar. Ha, bunun haricinde Uruguaylıların birçoğu İspanya, İtalya gibi ülkelere gidiyorlar. Bunun sebebi ise köklerinin oradan gelmesi. Yani devamlı bir turizm faaliyeti var. Uruguay'a da çok fazla gelen turist vardı. Tabii pandemi çok şeyi etkiledi. Yani bizim bulunduğumuz şehir senenin 10-11 ayı muhakkak turistle dolu olurdu ama maalesef şartlar bu hale geldi. Şu anda biraz ıssız. Türkiye hakkındaki düşünceleri, yani görüp konuştuğum insanların %30'u muhakkak Türkiye'ye gitmek istiyor. Birçoğunun Türkiye hakkında belirli bir görüşü var. Kimisi gitmiş, kimisi kalmış. Hatta Türkiye'de yaşamış olanlar bile var. Bunların çoğu ama Uruguay kökenli değilse bile işte burada yaşayan ekspatlar. Ortalama birçoğunun Türkiye hakkında görüşleri var ve genelde görüşler de olumlu. İnce Hanım'ın yeni soruları var burada. Aslında bu değindiğim bir soru ama Uruguaylıların Türklere nasıl baktığı ve bizi Arap zannedip zannetmedikleri. Evet, bir kısmı Türkleri tanımayanların büyük bir kısmı bizleri Arap zannediyor. Brezilya'da biz sizin gibi aynı şeyi yaşadık Brezilya'da da. Fakat sizi tanıdıkça, sizi bildikçe tabii görüşleri değişiyor. Bu konuda da yurt dışında yaşayan bizler gibi hepimizin çok büyük görevi var. Bizler aydınlık Türkiye'yi ne kadar tanıtabilirsek o kadar fazla da geleceğimize yatırım yapabiliriz. İnsanlara güzel ülkemizi tanıtma şansımız olabilir. Neden türban takmıyorsunuz? Siz çatalla yiyor musunuz gibi birçok deneyim yaşamış İnce Hanım. Ve keyfi çok kaçmış. Bu türban hikayesini bir tek bize Arjantin'de sordular. Buenos Aires'te para değiştirmeye giderken orada bir Venezuelalı vardı. O bize sordu. Dedik biz Arap değiliz. Bu Arapların kültürüdür. Her ne kadar Araplaştırılmaya çalışıyorsak da biz Türkler modern insanlarız dedik ve olayı kapattık geçtik. Evet İnce Hanım, Türk dizileri çok seyrediliyor ve seyredildikçe de bize karşı sempati artıyor. Tabi bu arada belki içlerinde duyan olur. Dizi yapımcısı arkadaşlarımızdan veya dizide oynayan arkadaşlarımızdan sesimin gittiği insanlar olur. Lütfen bizleri tanıtırken bu çok fazla maço hareketler, çok fazla gangstervari olaylar. Yani bunlar bizlere aslında yakışmayan şeyler. Bizim toplumumuz çok çok güzeldi, çok çok birbiriyle barışıktı. Evet, 20 seneden beri kötü olaylar yaşıyoruz. Bazı huylarımız, bazı annelerimiz dejenere edildi ama en azından yaptığınız dizilerde de bizleri olduğumuz gibi güzel halimizle yansıtmaya çalışırsanız hepinize çok daha fazla teşekkür edeceğiz. Bizi ne kadar aydınlık tanıtırsanız o kadar fazla geleceğimize de yatırım yapmış olursunuz. İnce Hanım demiş ki internette tanıştığım Uruguaylıların çoğu Türkiye'ye gelmek istiyor. Bunun sebebi Avrupa'da yapacakları bir seyahatten daha uygun fiyata denk geleceği için sanırsam diyor. Uruguaylılar maalesef para harcamayı çok seven insanlar değil. Minimum parayla maksimum hayatın peşindeler. Tabii bunun da etkisi vardır. Ama ülkemizin doğal güzelliklerini de çok çok iyi biliyorlar. Otantik hayatımızı da veya otantik geçmişimizi de çok çok iyi biliyorlar. O yüzden Türkiye'yi gelip görmek istiyorlar. Yani Avrupa ile Türkiye'yi ayırmalarının en büyük sebebi biraz da şarkvari hayatımız herhalde. Bir başka takipçimiz Öykü Hanım, uzun oturum iznini yani kalıcı oturum iznini ne zaman aldınız diyor. Biz 3,5 yıl sonra aldık kalıcı oturum iznimizi. Yani artık istediğimiz zaman ömrümüz boyunca buraya gelir gidebilir, burada yaşayabiliriz. Ama biz bunu daha da erken alabilirdik. Burada bizim de hatamız yoktu. İmigrasyonda çok garantici bir hanımefendi vardı. Şu evrakta olsun, bu evrakta olsun, hadi o olurken bunun da tarihi geçti, bunu da yenileyin falan derken bizim evraklarımızı bayağı bir geciktirdi. Normalde 2,5-3 sene arasında kalıcı oturumunuzu alabiliyorsunuz burada. Demiş ki Öykü Hanım, 3 yıllık oturumdan sonra vatandaşlık başvurusu yapılabiliyor deniyordu. Nedir prosedürler? Şimdi şöyle bir şey var. 3 yıllık oturum, evliyseniz 3 yıldan sonra size vatandaşlık veriyorlar. Evli değilseniz bu süreç 5 yıla geçiyor. Bunun haricinde tabii sadece oturum almanız gerekli değil, bu ülkeye belirli bir sigorta ödemeniz lazım. BPS denilen sosyal sigortalarda 3 yıllık bir kaydınız olması gerekiyor.
ya da Türkiye'den gelen belirli bir paranız olması gerekiyor her ay hesabınıza yatan. Bu da minimum bazda 1200 dolarlık bir rakam olması lazım ki siz bu süre içinde vatandaşlık alabilin. Arazi alıp ev yapma sürecinde betonarme yapı seçeneğini neden kullanmadınız diyor. Valla betonarme benim ve eşimin yapabileceği bir şey değildi. Bunun haricinde çelik konstrüksiyon her türlü betonarme evden burada çok çok daha iyi. Neden iyi derseniz işte yapım aşamasında betonlaması vesairesi temelini çok sağlamlaştırıyor. Yapılması gereken beton sisteminden dolayı bir kere zeminden asla nem almayacak tarzda yapıyorsunuz ki bizim evimizde herhalde Uruguay'ın tek evidir bu. Sıfır nem vardır. Onun haricinde çelik konstrüksiyon çok sağlam bir yapı. Betonarme yaptığınız zaman evinize süreç uzuyor. Biz 8 ayda hani 2 kişi olmamıza rağmen bütün evi yaptık, bitirdik ve içine taşındık. Betonarme olsaydı bu iş çok çok daha uzayacaktı. 1-1,5 yıl sonra belki biz evin içine girebilecektik. Vergiler gibi nedenler yüzünden mi dediniz? Hayır, yani burada evimi kendim yapacağım dediğiniz zaman şayet Uruguay vatandaşıysanız sizden herhangi bir şey talep etmiyorlar. Ama yabancıysanız size bir form imzalatıyorlar. Diyorlar ki işte siz bu evin su giderini yapamazsınız. İşte betonarmesinde %30'unu yapabilirsiniz ama %70'i için bize para ödemeniz lazım filan gibi detaylar sunuyorlar. Sizin evinizi yaptığınızı belgeleyecek video ya da resimler gibi şeyler görmek istiyorlar ki biz böyle bir video yaptık. Onları da gösterdikten sonra herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Tabii ki burada yine inşaat yaparken evinizi BPS denilen Sosyal Sigortalar Kurumu'na kayıt ettirmeniz lazım bu inşaatınızı. Bunu kayıt ettirmez ve bunun haricinde de ettirmediğiniz halde herhangi birini çalıştırırsanız yanınızda yakalandığınız zaman çok çok büyük cezalar ödeyebilirsiniz. Bu rakamlar hani 20-30-40 bin dolarlara kadar varabilir. O da aklınızın bir köşesinde olsun. Bahsettiğiniz anayasa değişikliklerinde yabancıların oturumu ile ilgili bir değişiklikler olacak mı sorusunun cevabını ben şu anda henüz bilmiyorum. Ama bazı şeylerin çok daha düzene gireceği hakkında duyumlarım var. Özellikle pasaportlarla ilgili bazı şeyleri zannedersem düzene sokacaklar. Biz burada mesela vatandaşlık almak konusundan vazgeçtik. Neden vazgeçtik? Ben ve eşim vatandaş olabiliyor ama çocuklarım vatandaş olamıyor. 18 yaşına kadar beklemesi lazım. Biz şimdi Meksika'ya taşınacağız. Çocuklarım 6 ayda bir girip de 6 ay ülkede yaşamazlarsa vatandaşlık haklarını kaybedecekler. Veya biz diyelim ki Uruguay pasaportumuzla çıktık, Almanya'ya, Hollanda'ya, İngiltere'ye, işte herhangi bir yere seyahate gittik. Çocuklarımın pasaportu Türk pasaportu. Ne olacak? Aile ayrımı olacak. Belki onlara vize verecekler, vermeyecekler. Dedik ki hiç gereği yok böyle bir şeyin. Olursa belki ileride düşünürüz. Hani buraya gelirsek, gelmek zorunda kalırsak bilmiyoruz hayat bize neler getirecek. O zaman düşünürüz. Çocuklarımız da reşit olursa ve burada tekrar yaşamayı seçersek o zaman vatandaşlığı düşünebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdilik gelen sorular bunlar. Daha fazla sorunuz olursa arada başka bir videoda yine bunları da sizler için cevaplamaya çalışırım. Hepinize seyrettiğiniz için ve bizlere sorularınızla geri döndüğünüz için çok teşekkür ederim. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bunun haricinde videolarımızın altına bir noktacık da olsa yorum yapmayı unutmayın. Hepinize uzaklardan sevgiler, saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.